Sayın Yalman Onaran programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bugün sizinle küresel ekonomik beklentileri ve 2013 değerlendirmesini yapacağız. Ben 2013 ile başlamak istiyorum. Küresel açıdan baktığımızda 2013 nasıl bir performans sergiledi? 2013 herhalde toparlamaya başlamanın yılı oldu. Yani dünya bu 5 yıl önceki krizi yavaş yavaş belki atmaya başlıyor. Ee, ama yine de kolay atamayacak ee, karışık çünkü durumlar biraz batı toparlamaya çalışırken e, bu sefer e, gelişmekte olan ülkelerin piyasalarına karıştırıyor O yüzden e, 2013 e, karışık bir yıl oldu yani çok çok e, başarılı değil mesela Amerika'da Amerika'da borsalar rekorlar kırdı e, geçtiğimiz sene ama e, Amerikan Merkez Bankası e, para politikasını kısmaya başladığının sinyalini verdi daha başlamadı halde, sinyalini verdi geçen yıl ve bununla e, gelişmekte olan ülkelerden bir para çıkışı başladı. E, önce bu para çıkışı biraz durakladı ama e, Fed, e, Merkez Bankası'nın, Federal Reserve'in gerçekten para politikasını yavaş yavaş sıkmaya başlayacağı ortaya çıkınca e, tekrar yenilenmiş görülüyor. O yüzden 2013'te ee, bazı şeyler toparladı Batı biraz daha ayaklarının üzerine kalktı Avrupa e, krizini yani krizi aşmadı ama en azından kriz neticesinde paramparça olup Avrupa Birliği'nin e, özellikle Euro'nun e, tarihe karışma tehlikesi ortadan kalktı en azından küresel açıdan baktığımızda küresel ekonomiyi düşündüğümüzde hem Avrupa olsun hem Amerika olsun hem de gelişmekte olan ülkeler olsun 2014 için neler öngörülebilir? Tabii işsizlik en önemli konu Amerika'da ve o yüzden işsizlik düşmeye düşmeye devam edecek mi ve şimdiye kadar olan işsizlikteki gelişmeler iyiye doğru doğru yönelen gelişmeler birçok, ya yani milyonlarca Amerikalı'nın e, piyasadan çekilmesi, yani iş aramayı bırakmasıyla oldu. E, bunu tersine çevirmesi lazım Amerika'nın. Ve bunu nasıl çevireceğini Amerika çok ciddi şekilde düşünüyor. Sonuçta e, bir çabalar var e, ama bunlar e, sonuç verecek mi belli değil. Eğer vermezse e, sonuçta e, ekonomi büyüyor gibi görünse de işsizlik e, insan, milyonlarca insanın iş bulamaması, devam etmesi bu Amerika için e, problem olacak. Avrupa e, 2013'te hiç olmazsa e, artık batmayacağını, parça, parça parçalanmayacağını gösterdi. E, ama daha yeniden büyümeye geçmesi bile çok zor. E, 2014 için tahminler e, yani sıfırla bir arası bu büyümek sayılmaz. Yani Avrupa Birliği'nde ve özellikle Euro bölgesinde, bankalar, batık bankaların sorunu çözülmüş değil. Tabii gelişmekte olan ülkelerde de en büyük soru işareti Çin. Çin devam edebilecek mi? Yüzde yedi sekiz büyümeye yoksa çok daha düşük rakamlara inecek mi? Çin'de yüzde beş büyüme bile yıllık kriz sayılabilir. Yani çünkü çok büyük bir ülke, çok işsiz var, çok kırsal kesimde insanlar şehre geliyor her gün milyonlarca nüfusu 2 milyar neredeyse ee, sosyal patlamalar olma ihtimali çok yüksek bir ülke. O yüzden Çin'de olacak ufacık değişiklikler yine bütün dünyayı çok ciddi etkileyecektir. Gelişmekte olan ülkelerde de bir yavaşlama, bir zayıflama olduğunda bunun küresel ekonomiye etkisi nasıl olur? Gelişmekte olan ülkeler e, dünya ekonomisinin motoru oldu krizden sonra. Çünkü batı ülkeleri gerçekten durdular, durakladılar, e, gerilediler hatta. Ve bir iki yani beş yıl, dört yıl neredeyse hiçbir yere gidemediler. Ama gelişmekte olan ülkelerin e, bu dönemdeki büyümelerine baktığımız zaman bunun altında da e, inanılmaz e, hızla yükselen bir e, borçlanma görüyoruz. Türkiye... E, Güney Afrika, Rusya hepsinde büyük bir kredi desteğiyle büyüme var. Bu kredi devlet devletin borçlanması olmak zorunda değil. Yani devletlerin borç düzeyleri gayet mantıklı gelişmekte olan ülkelerde. Ama özel sektörün borçlanması, şirketlerin, halkın yani tüketicinin çok ciddi borçlanması da Patlamaya yol açabiliyor. Aslında 2008 krizinin altında da o yatıyordu. Amerikan hükümetinin borç düzeyi gayet mantıklıydı krizden önce. %60 civarlarındaydı, %50 civarlarındaydı. Ama halkın borcu bu emlak piyasasında alınan ev kredileri nedeniyle... ...çok yüksek rakamlara çıkmıştı. Aynı şekilde Avrupa'daki patlamaların da altında da aynı şey yatıyor. İrlanda'da, İspanya'da, İngiltere'de borç oranı çok yükselince bu sürdürülebilirliğini kaybediyor. O yüzden şimdi gelişmekte olan ülkeler bununla karşı karşıya yani 5 yıldır muhteşem bir kredi musluğu vardı. Bu kredi musluğunun altında biraz da batıdan gelen e, ucuz para yatıyordu. Şimdi o ucuz para çekilince kredi muslukları kısıldığı an e, o, o dengeler değişecek ve orada da yani gelişmekte olan ülkelerin hem büyümeleri yavaşlaması hatta gerileme olabilir. Artı ...bu krediler ödenebilir mi, ödenemeyecek mi? Bir kredi patlaması, bankacılık krizi olabilir mi bu ülkelerde? O da çok önemli bir nokta. Amerika'daki ekonomik canlanma, Amerika'daki önemli bir iyileşme... ...Türk ekonomisi açısından ne tür etkiler yaratır? Dünya ekonomisi o kadar iç içe girmiş durumda ki... ...sadece Amerika'nın değil herhangi bir büyük ekonominin... ...biraz daha canlı olması diğer ülkelerin ekonomilerine destek oluyor. O yüzden herkes birbirine yardımcı oluyor ama tabii bu arada... Yavaşlama, duraklama da herkesi bir arada aşağı indiriyor. O yüzden çok çok entegre olmuş durumda dünya ekonomisi. E, Amerikan ekonomisindeki canlanma daha önce Amerika dışına kayan e, sıcak fonların tekrar Amerika içinde kalması durumunu gerektirirse bundan Türkiye nasıl etkilenir? Evet, bu da negatif tarafı. Amerika canlandıkça canlandıktça. E, Federal Reserve, Merkez Bankası e, politikaları, para politikalarını sıkmak zorunda kaldığı zaman e, ucuz para geriye dönüyor. buralara Buraya geliyor. Faizler yükselince buradaki e, getiriler daha cazip olmaya başlıyor. O yüzden bütün gelişmekte olan ülkeler, Türkiye'de dahil e, bu para çıkışından nasibini alacaklar. Ticaret o, artı etkilenirken dediğiniz gibi bu sefer e, kredi tarafında zorluklar yaşanacak. İşte bu bankaların ne kadar e, güçlü olduğu, ne kadar kredilerin batacağı ve bu batan krediler sonunda ne kadar e, bankaların e, sermayelerin yeterli olması ile ilgili bankalar e, ayakta durabilse de e, krediler batmaya başlayınca ve para azaldığı zaman e, yeni kredilerin, yeni büyümenin e, önünde engeller oluşabiliyor. O yüzden sonuçta Amerika'nın para politikasının e, daralması, e, sıkılaşması Türkiye gibi ülkeleri negatif etkileyecektir bu kesinliğe. Sayın Yalman Onaran, değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.